konuşuyor, izleyelim. Tamam. Sen bir şey yaparsan uyar bizi. 10 saniyemiz var. Hemen geliyoruz. 10 saniye. Tamam mısınız? Tamam, hazırız. Tamam mısınız? Sayın Başkan, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Maçla birlikte sanırım en çok konuşulan durum da o pozisyon. Evet. O top çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı mı çıkmadı mı? Tabii 25 milyona yakın, şimdi parayı tam olarak şey yapmayayım, masraf ediyoruz. Daha iyi yönetilsin, imkanları daha genişlesin diye hakemlerimize alan açıyoruz. Teknoloji getiriyoruz, masraf ediyoruz, daha fazla para harcıyoruz ama bir pozisyonu çözmekte hala ben şu anda net bir şekilde karar vermiş değilim çıktı mı çıkmadı mı. Gol çizgisi teknolojimiz var ama taç çizgilerinde olmadığı söyleniyor. Olmadıysa bu kadar dışarıda gözüken bir pozisyonu neden içeride verdiler? Tabii bu arada bu bizim kötü oyunumuzun da önüne geçmemeli. Gerçi 11'e 11 devam etmiş olsaydık iyi mücadele ettiğimizi de söyleyebilirim. Daha sonra yediğimiz gollerle taraftarımızdan özür dileyecek bir futbol ortaya çıkartmış olduk. Yeri gelmişken taraftarımızdan da özür dileyelim ama bütün teknoloji de ilerledi. Devre arasında sahaya pozisyonla ilgili çok sayıda fotoğraf gelince Hakan'ın yapmaması kaptanımıza yakışmayan bir hareket. Ama bu tip meseleler insanı sinirlendiriyor veya sinirlerini bozuyor. Bu tip olaylara sebebiyet veriyor. Acemice bir hareketle 10 kişi kaldık ve iki basit hatalarla. Tartışılması gereken kendi içimizde bazı konuları da burada gördük. 3-0 mağlup olduk. Üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz ama bu gol çizgisi teknolojisinden faydalanamadığımız için ortaya çıkan bu durum hem mağlubiyetimize sebebiyet verdiğini düşünüyorum hem de hakemlere çok kara bir gece, eksi bir puan olduğunu düşünüyorum hakemler, VAR'daki hakemler için. Pozisyonu siz de izlemişsinizdir. Televizyonlar pozisyonu gördü. Size göre nasıl bir durum? Ben bu perspektiften, benim bakış açımdan baktığım zaman çizgiyle topun arasında bir yeşil alan gözüküyor. Ve bu biraz fazla gözüküyor. Dolayısıyla ben çıkmış olma ihtimalinin çok yüksek olarak görüyorum ama biz bu kadar para harcıyorsak bunu net bir şekilde bunun karşılığını almamız lazım diye düşünüyorum. Tahminen camianın ağırlığına göre yorumları onların lehine çevirmemek lazım. Sivas Spor büyük camia. Kimse Sivas Spor'u hafife almasın. Daha fazla da şeyler söylemek gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Bir maçtaki bir pozisyondan dolayı söylemiyorum. Evvelki hafta offside'dan bir golle yenildik. Atak başlangıç noktasındaki muhalefetten dolayı. Bir takım alternatif görüşlerden dolayı. Daha önceki maçlarda penaltılarımız verilmedi. Onun aleyhimizde penaltılar verildi. Bu VAR bizim işimizi çözmedi ya. İptal etsinler bari paramız gitmesin. Kaç tane hakem görev alıyor? O kadar hakemin, o kadar teknolojinin içinde gene yanlış kararlar çıkıyor. Tabii bunları söylerken sadece kendi görüşüme göre değil, birkaç arkadaşın, tarafsız olduğuna inandığım arkadaşım ve bazı hakemlerin de görüşlerini aldık. Herkes bu pozisyonun, bu golün iptal edilmesi yönünde görüş bildirdiler. Ben de elimde teknik bir alet olmadığı için de bir şey söyleyemiyorum. Yani. Sayın Başkan, Hakan'ın gördüğü kırmızı kartla alakalı bir itirazınız olacak mı? İptaliyle alakalı. Ya demin arkadaşlarla konuşurken Rafael olsaydı ismi hallolurdu diye düşünüyorum ama bakalım Hakan hallolacak mı? Bir itiraz yapalım. Peki, teşekkürler. Teşekkürler Sayın Başkan. Çok sağ olun. Evet, Sayın Başkan'dan çok sert açıklamalar. 25 milyon euro, 25 milyon lira ödüyoruz. Ortaya çıkan sistemin bize hiçbir faydası yok. Bu varın bari parayı ödemeyelim, o kadar hakem de görev almasın. Nihayetinde bize hiçbir faydası yok dedi. Camialara göre karar veriliyor dedi Sivas Spor'un Sayın Başkanı. Altı çizilmesi gereken noktalardan biri. Ve sevgili Mehmet Ayan'ın da söylediği gibi oyuncunun adı Rafael olsa kırmızı kart kalkar, bakalım biz de bir itiraz hakkımızı deneyeceğiz. Kırmızı kart kararı kalkacak mı kalkmayacak mı dedi. Bu da sert bir göndermeydi açıkçası. Mutlaka canı yanan taraf Sayın Başkan %100 top dışarıdaydı demiyor. Bana dışarıda gibi geldi diyor nihayetinde. Ama o kadar para harcıyorsak bu pozisyonlarda da varın bu top içeride mi dışarıda mı ya da çizgi teknolojisi kullanılmalı bunu söylemeli. Bunu söylemiyorsa o zaman niye bu parayı ödüyoruz? VAR zaten bizim lehimize çalışmıyor. Aleyhimize çalışıyor. Bir şey diyeceğim bu pozisyonda hocam. Normalde çizgide bu pozisyonlarda en yakın olan kim bunu karar verecek? Yan hakem değil mi? Ya 3 metre önünde oluyor. Yani sen bunu belki çıkmadı diye gördün.
Yani bunu onun görmesi lazım yani orada. O devam ettiriyor. Yani orada o görmüyor. Yani onun işi o. Şimdi o görmüyor. Göremiyor. Değil. Veya belki öyle gördü, görüyor. Oynattı. Veya öyle görüyor. Yani bayrağını kaldırmıyor. Ama neye göre kaldırmıyor? Görmediği için mi kaldırıyor, evet, ya da gördüğü için, o topun çıkmadığı için mi kaldırıyor? Tamam şimdi, işte orada başkanın orada Evrencim çıkıyor. Şey var. Yani hakikaten Mecnur Başkan'a hak veriyorum. Yani çizgi teknolojisini bir şekilde buraya getirmek lazım. Yani var yetmedi. Gol teknolojisi, çizgi teknolojisi hepsini kullanırsak belki biraz daha ideale doğru yaklaşacağız. Ama bu Sergen Hoca'nın yaklaşacağız. Dediğine geliyor işte. VAR'la ilgili. Bu arada Demirgrup Sivas Spor Kulübü bu fotoğrafı alkış emojisiyle paylaştı. Tabii Twitter hesapları hakemi alkışladı diye sarı kart görmez ama hakemin de Arda kardeşlerin de fotoğrafta siyah beyaz olduğunu görüyoruz. Aynı cümleyi biz geçtiğimiz günlerde yine duymuştuk. Bir sosyal medya paylaşımında Sayın Mecnun Başkan da söyledi. Hakemler için, özellikle VAR hakemler için kara bir gece dedi. Ya VAR, ben sana söyleyeyim, VAR zaten görevini falan yapmıyor hocam artık. VAR'la VAR olmasa da olur yani. Ben böyle yapacaklarsa bir karar, bir net bir şey alamayacaklarsa doğru bir karar. Her hafta çünkü VAR'la ilgili bir şey çıkıyor artık. Bu bitmeyecek yani. Çünkü Rafael konusu zaten yürüyecek, gidecek. Her takım bununla ilgili sıkıntı yaşayacak. Biz her hafta bunları konuşacağız artık. Yani VAR'ın bir güvenilirliği kalmadı. Yani teknoloji de olsa orada bir karar veremiyorlar. Yani 3 dakikada topun çıkıp çıkmayacağına 5 dakika orada baktılar, göremediler. En son gördüler, çıkmadı dediler. Ya bu kadar zor pozisyon mu bu sence hocam? Çok yakın mesafe, VAR'ın da orada. Yani herkes, sonuç hakem de orada. Açılar hiç doğru şimdi değil yalnız. Açılar tabii yayıncı kuruluşunun yani verdiği açı çok, yani arada bir yeşillik var diyor Mecnur Başkan ama o açıdan bakarsan o yeşili görürsün zaten. 100 metre uzaktan da görürsün. O da haklı kendince. Onda bir sıkıntı yok. Ama o çekim yapılan kameraların bulunduğu açılar çok, çizgide olması çok önemli. Lazım bir tane yani aslında. Yani bir tane net çizgi kamerası bir şekilde. Ya ben de diyorum %100 tam çizgide ya olamaz gerek zaten. Gerek yok, VAR'a falan gerek yok. Böyle de karar veriyorsun, hakemler versin karar. Olmuyor yani, hiç kimse ya ben değil. Her şeye rağmen VAR'ın Anadolu kulüpleri için faydalı, uzun vadede faydalı olduğunu düşünüyorum. Evren. Vallahi hiç üç büyüklerde değil. Oynamış biri olarak sen de bunu hissediyorsundur. Anadolu tamam kulüplerinin burada hep canı yanmıştır her zaman, evet, yıllardır. Yanmış. Yani bir şekilde en azından doğru karar verme adına offside'dır değildir. VAR'ın devam etmesini küçük, yani küçük değil, hiçbir takımımız küçük değil. Ama Anadolu takımlarımız için en azından öyle olması gerektiğine inanıyorum. Hocam, Erdoğan Yeşil Yurt'un açıklamaları. Demirgrup Sivas Sporlu oyuncu. Hakkımız yeniyorsa konuşacağız. Sırf sahada değil ki, dışarıda da böyle. VAR diye bir şey var. Hakem bir metre yanda, hatta bir metre bile değil. Sivas Spor'un hakkını yiyorlar. Ben buna izin vermem diyor ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendimi durdurmam lazım. Çok puan kaybediyoruz böyle hakem hatalarından. Bu hataların önüne geçilebilir diyor Erdoğan Yeşilyurt. Demirgrup Sivas Spor'un oyuncusu. Yani kırmızı beyazlılardan hakeme, hakemlere, VAR hakemlerine çok sert eleştiriler var. Erdoğan biraz daha yardımcı hakemin burada sorumluluk alması gerektiğini. Benim dediğime geliyor yani. Ben de öyle düşünüyorum. Yani yeniken bunu göremiyorsa... yani orada genele baktığımda da herkes çıktı diyor pozisyon. Ben de ilk anda öyle gördüm ama buna en yakın olan yan hakem. Yan hakem bunu çıktı olarak görmedi. VAR baktı, o da görmedi. Artık dediğim gibi onun vicdanlarına bırakıyorsun. Yapacağın bir şey yok yani. Burada biz şu %100 diyemiyoruz. Çünkü pozisyon, yani bak şu açıdan baktığında her şey tam netlikte gözükmüyor. Ama benim ilk baktığımda gelen fotoğraflarda pozisyon çıkmış gözüküyor. Ama yan hakem o kadar yakın ki o daha gözüküyor açısı. Ama çıktı diyebiliyor musun Evrenciğim? %100 diyemiyorum. Diyebiliyor musun ama kardeşim, canım o. Kardeşim onu söylüyoruz. Gözüken bizim. O abi ama yani. Gözüküyor, bunu da söylemek zorundayız. Göz yanılması diye bir şey var ya. Abi gözler çok yanıldı yani biliyorsun. Yani şeyler var böyle biliyorsun. Sihirbazlar var, akrobasiler var. Sen havada yürüyorlar adamlar. Sen yürüyor zannediyorsun havada ama küçücük incecik bir ipin üstünde yürüyor. Yani bunun için kesin bir şey diyemeyiz kardeşim, canım kardeşim. Ya hocam benim. Diyemeyiz de. Yani biz yine de teknolojiyi kullanmaya devam edelim. Gerekirse yukarıdan o kamera var ya, Avrupa'daki maçlarda kullanılan. Tamam, ne deniyordu kullanalım ona? Hocam teknolojiyi. Mustafa'cığım sen daha iyi bilirsin. Kartal gözünü koyalım kardeşim. Koysunlar hocam. Başkan haklı, o kadar para veriyorlar. Kartal gözü her maçta yukarıdan gitsin. Kartal gibi baksın yukarıdan, baksın. Çıktı mı çıkmadı mı? Görsün hocam. Görsün, herkesin ama gönlü rahat olsun. Ama teknolojiyi bile kullanamıyorlar hocam. Kullanamıyorlar yani. Uğur Çiftçi.